Süper Lig'in süper maçı Galatasaray Fenerbahçe derbisinin FIFA 22 ve eFootball PES simülasyonlarıyla karşınızdayız. Lig'de iki takım da çok iyi gitmiyorlar. Lider Trabzonspor'un Galatasaray 9, Fenerbahçe 10 puan arkasında. Belki de yenilen takım için ligin kırılma maçı olacak. Eğer puan kaybolursa iki takım için de, beraberlik olursa iki takım için de zor günler, daha zor günler bekliyor diyebiliriz. Tabii bu hafta Trabzonspor'un alacağı sonucun da önemi var. Daha lig bitmesine çok uzun bir zaman var ama ligin başında moral bozukluğu geldi mi onu toparlaması biraz zor oluyor. Evet, tabii ki ligdeki konumları dışında da bu iki takım için bu maçta alacakları galibiyet çok önemli. Sezon içinde iki takım kötü gitseler bile rakiplerini yendikleri zaman onunla kendilerini motive edebiliyorlar. İşte öyle bir maç Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi. Ve NES Stadyumunda FIFA 22'de Mesut Özil 90 dakikayı başlattı. Sosa. Berişe'ye bıraktı. Mert Hakan yandaş tek toplar. Sağ tarafa doğru açıldı. Osay Samuel çaprazla kaleciyle karşı karşıya bıraktı. İçeri Mert Hakan yandaş attı. Henüz dakika 4. Fenerbahçe deplasmanda 1-0 öne geçiyor. Gol Mert Hakan yandaş. Erken bir golle açıldı sahne. Deplasman tribününü görüyorsunuz. Fenerbahçe'nin gerçekte olmayacak. Galatasaray sınıf full dolu. Bu sezon uzun bir aradan sonra ilk defa %100 kapasiteyle oynayabilecek takımlar. Ve Galatasaray tribünü full dolu olacak ama Fenerbahçe tribünleri olmayacak. Mert Hakan yandaş attı golü bu arada. Osay Samuel. Mert Hakan bıraktı şimdi Berişe'ye. Mergin Berişe defans arkasını bir kez daha Osay Samuel'e. Musneira bu sefer erken sezdi. Atilla Salahi. Ferdi Kadıoğlu baskı var orada. Şimdi Morutsan top aldı. Morutsan. Morutsan ileride Mustafa Muhammed boş. Berke. Bu sefer dikkatli olan o. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed herhangi bir baskı görmedi Fenerbahçe tarafından. Şimdi topu taşıdı Morutsan'a bıraktı. Morutsan defans arkasına doğru Atilla Salahi orada topu yakın. Atilla Salahi'den büyük bir hata, direkten döndü Morutsan'ın vuruşu. İrfan Can Kahveci. Mesut Özil bir kez daha İrfan Can aldı. Soluna bıraktı Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi topu kaybetti ama büyük bir hata. Mergin Berişa bu sefer de Fenerbahçe'nin topu direkten dönüyor. Arka arkaya direkten dönen toplar. Az önce Galatasaray'ın topu direkten dönmüştü. Fenerbahçe savunması büyük bir hata yapmıştı. Şimdi Galatasaray savunması büyük bir hata yaptı. Fenerbahçe'nin topu direkten döndü. Geride kalan 20 dakikada gol de var. Kaçan pozisyonlar da var. Zevkli ve keyifli başladı. Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Şimdi Galatasaray geliyor. Mustafa Muhammed sağ tarafta büyük boşluk var. Oraya doğru oynadı. Halil Dervişoğlu, iyi bir vuruş gelmedi Umut. Halil'le kaçırdı Galatasaray. Mesut kaybetti topu. Morutsan girdi araya. Morutsan'ın pası. Şimdi Berkan Kutlu tek top oynadı. Çıkıldağ'a, Çıkıldağ'a ceza sahası dışından. Yandan avuta gitti top. Kritik bir yer. Çıkıldağ topun başında. Galatasaray için tehlikeli bir yer. 33. dakika. 1-0 Fenerbahçe üstün. Biraz çaprazlama ama topun başında Çıkıldağ var. Çıkıldağ dışarı attı. Farklı bir şekilde avuta gitti. Mesut bıraktı şimdi Mergin Berişa. Galatasaray defansı dikkatli ama baskı geldi Fenerbahçe'den orada. Topu kazandılar Sosa'yla. Şimdi Mesut Özil bıraktı Ferdi'nin önüne. Ferdi'nin önünde büyük boşluk var. Ferdi çaprazdan girdi ceza sahasına. Orta son anda Nelson ve korner. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Kerem taşıdı topu. Top hala Kerem'de. Şimdi Mert Hakan kapattı önünü. Anholt. Van Anholt. Mert Hakan baskı yaptı, topu aldı, geri doğru pasını verirken bir hata daha Fenerbahçe savunmasına Mustafa Muhammed bıraktı. Çıkıldağ ve gol! Fenerbahçe defansında yedek büyük bir hata. Çıkıldağ bu sefer affetmiyor. Galatasaray 45+1'de beraberliği yakalıyor. İlk yarının son anlarında çok kritik bir gol. Çıkıldağ attı. Bu sefer Galatasaray tribünlerinde görüyorsunuz. Şimdi sevinme sırası onlarda. Mert Hakan yandaş topu kazanmıştı ama geri doğru oynadı. Tisserand orada beklemiyordu topu. Mustafa Muhammed sezdi ve topu kaptı. Çıkıldağ'a bıraktı. Çıkıldağ bomboş pozisyonda. Berke ile karşı karşıya topu alları gönderdi ve şimdi skor 1-1. Morutsan. Mustafa Muhammed. Şut defastan sekti. Kim Min-jae. Fenerbahçe savunması yine çıkarken hata yaptı. Kerem Aktürkoğlu girdi araya. Sol tarafa doğru bıraktı. Çıkıldağ'ın önünde boşluk var. Çıkıldağ direğin yanından hemen dışarı.
Babel. Çıkıldağ dokundu. Tisserand'dan kurtardı Anholt. Tisserand'ın baskısı devam ediyor. Anholt yerden oynadı şimdi Çıkıldağ'a. Çıkıldağ ceza sahasına bıraktı. Bomboş pozisyon. Halil Dervişoğlu Morussal dışarı attı. İnanılmaz bir gol daha kaçtı. Mustafa Muhammed. Yine merkeze bir boşluk var Fenerbahçe savunmasında. Mustafa Muhammed orayı tercih etmedi. Şimdi tercih etti. Çıkıldağ ceza sahası içinde. Sosa var karşısında. Bıraktı Berkan Kutlu'ya. Berkan'ın ekstra pas. Morussal direkten döndü. Üst direkten döndü top. Morussal bir röveş atadı. Avuta gidiyor. Galatasaray yine çok tehlikeli geldi Fenerbahçe kalesine. Morutsam. Babel. Babel sol taraftan taşıdı topu. Osay Samuel önünü kapatmaya çalışıyor. Babel ceza sahasına gönderdi. Mustafa Muhammed göz kontrolü yaptı. Çizgide top çıkacak mı? Hayır, çağrı tuttu. Babel yaptı arka direğinden ortayı. Barış Alper. Ona dışarı attı. İnanılmaz. İnanılmaz. Çıkıldağ. Morutsam. Berkan Kutlu kurtardı topu şimdi. Morussan'a bıraktı. Morussan taşıyor topu. Sol tarafta boşluk var. İçeri doğru oynadı. Mustafa Muhammed'e doğru. Mijay. Mustafa Muhammed ondan kazandı. Barış'ın vuruşu. Kaleci Berke. Pozisyon devam ediyor. Berke. Korner. Korner. Anholt. Kısa kullandı köşe vuruşunu. Morussan. Morussan ceza sahasında durdu. Oldu. Arka direk. Çıkıldı. O gelişine vurdu Avut. Sosa. Merkin Berisha. Berisha. Merkezde boşluk var. O en sağ tercih etti. Orada Pelkas topu aldı. Pelkas yaptı ortayı. Daha sonra ters bir vuruş. Muslera dikkatli. Anholt. Çıkıldı. Tek top oynadı. Ryan Babel'e doğru. Sisera'nın arkasına kaçtı. Ryan Babel. Çaprazdan Berkeli karşı karşıya. Babel içeri doğru çevirdi. Ve gol. Barış Alper Yılmaz. Dakika 87. Galatasaray 2-1 öne geçiyor. Barış Alper Yılmaz attı. Galatasaray 2-1 öne geçti. Ryan Babel belki vurmak için çok uygun bir pozisyonu vardı ama ekstra pası tercih etti. Burada Fenerbahçe'de paslara girebilirdi ama top Barış Alper Yılmaz'ın önüne kadar geldi ve Barış Alper Yılmaz boş kaleye topu alara gönderdi. 4. dakikada 1-0 geri düşen Galatasaray 87. dakikada 2-1 öne geçiyor Barış Alper Yılmaz'la. Ya Zayt's bıraktı Rossi'ye. Rossi ceza sahasına doğru gönderdi. Marka çok dikkatli orada. Zayt's indirdi topu şimdi. Mert Hakan Yalaş'ın vuruşu Muslera. Uzadı adeta Muslera. Sosa. Ceza sahasına doğru gönderdi. Seken top. Minje dışarı mı? Tisserand dışarı avuta gitti. 90+3'teyiz artık. Mergin Berisha bıraktı topuyla. Araya girdi orada Yetlin. Muslera baskı var Mert Hakan. Onun da pası doğru gitmedi. Çıkıldı Galatasaray. Süreyi yırtmayı oynuyor şu anda. Anholt. Taca attı topu ama Halil Umut Meler 90 dakikayı bitiren düdüğü çaldı. Galatasaray FIFA simülasyonunda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ediyor. 4. dakikada Mert Hakan yandaşla Fenerbahçe 1-0 öne geçmişti. Arkasından 45+1'de Çıkıldağ'ın golü geldi ve maça ilk devrede eşitliği getirdi. İkinci devre Galatasaray maçın tamamen hakimiyetini aldı. Ve Babel'in asisinde Barış Alper Yılmaz 80'lerinde topu boş kaleye yuvarladı ve Galatasaray FIFA 22 simülasyonunda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bakalım PES'te nasıl bir senaryo izleyeceğiz. Evet, zevkli ve keyifli bir FIFA simülasyonundan PES'e geliyoruz. Bol pozisyonlu oldu, güzel oldu, gollü oldu. Bakalım PES nasıl bir hikaye yazacak bize. Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadelede. İki takım da PES'te şimdi sahaya çıkıyorlar. FIFA'da Galatasaray daha iyi puan durumunda, daha iyi takımdı. PES'te ise Fenerbahçe lider. Galatasaray için PES'te de ligi ortak olma adına çok önemli bir maç. Bizim de biliyorsunuz puan durumumuz var çünkü. Fenerbahçe'de ligi kopartmak açısından önemli ama iki takımın da bu hafta bu maçta 3 puana çok ihtiyacı var ki bu maçtan sonra da pazartesi günü oynayacak Trabzonspor. Hem Alanya Beşiktaş hem de Galatasaray Fenerbahçe maçlarında çok çok önemli olacak. Trabzonspor maçına tabii bu hafta gerçekten de lig çok acayip bir şekilde kırılabilir de hiç beklenmedik bir şekilde tam tersi olarak herkesin ya da iki takımın en azından ortak olduğu bir lig de olabilir. Bakalım PES Galatasaray Fenerbahçe maçıyla ilgili neler söyleyecek. Mesut Özil. Sağ tarafta aldı topu Mesut.
O sayı Samuel desteği verdi. Ona verdi pasını. Ondan da Mert Hakan yandaşa. Berisha bekletmeden vurdu ve gol! Ve gol! Ve gol! Burada da erken başlıyoruz. Mergin Berisha. Fenerbahçe FIFA'daki gibi erken öne geçiyor. Burada dakika henüz daha 2. İlk pozisyonda Fenerbahçe golü buldu. FIFA'da 4. dakikada Mert Hakan yandaşla öne geçmişti Fenerbahçe. Buradaysa henüz 2. dakikada Mergin Berisha ile 1-0 öne geçti. İlk hücum ve ilk gol. Osayi Samuel, Mert Hakan yandaş, Mergin Berisha bekletmeden sert vurdu. Topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi Galatasaray deplasmanında PES simülasyonunda 1-0 öne geçirdi. İşte Berisha'nın golü. Mustafa Muhammed topu kontrol etti. Tekrardan sol tarafa doğru oynadı. Tisseren'in arkasına doğru. Orada Kerem Aktürkoğlu aldı. Bastı. Verdi pasını. Çıkıldağ'a. Düzeltti. Çıkıldağ'a. Çıkıldağ! Beraberlik geliyor dakika 10. Çıkıldağ! Roman burada da attı golünü. Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde ağları sarsmıştı Çıkıldağ. Bugün de Fenerbahçe karşısında hem FIFA'da hem de PES'te topu ağlara göndermeyi başardı. H2 simülasyonda birden gol atmayı başarıyor Çıkıldağ. H2 simülasyonda da maçı 1-1'e getiren golleri attı. FIFA'da 45 artı 1'de atmıştı. Buradaysa daha erken buldu Galatasaray beraberliği. 10. dakikada buldu. İşte Çıkıldağ. Çalımını attı Atilla Salahi'ye ve topu ağlara gönderdi. Anolt. Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed çıkamadı orada. İrfan Can Kahveci hızlı oynadı Fenerbahçe ileri doğru. Berisha. Mesut Özil, defans arkasına doğru sal topu. Berisha, 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 Berisha! Dakika 13, Fenerbahçe bir kez daha önde Nefs Stadyumunda. 13 dakikada 3 gol izledik PES simülasyonunda. İnanılmaz başladı, inanılmaz başladı. Bakalım nasıl gidecek? Mergin Berisha, Çıkıldağ ona cevap vermişti. Berisha bir kez daha Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Mesut Özil defans arkasında harika bir top. Dünya yıldızı olduğu günlerdeki gibi bıraktı topu. Ve Berisha o da bunu bitirmeyi başardı ve Fenerbahçe'yi Galatasaray deplasmanında bir kez daha öne geçirdi. Offside itirazları var ama Halil Umut Meler verdi golü. Fenerbahçe bir kez daha önde Galatasaray deplasmanında. Mustafa Muhammed çıkıldı sol tarafa doğru bıraktı. Kerem Aktürkoğlu'nun önünde büyük boşluk var. Kerem bastı topa. Yaptı ortayı. Dokunamadı Ali Dervişoğlu. Berisha, Mesut Özil. Mesut sağ tarafa doğru hareketlerini toplayacak. Defans arkasına doğru Marco. Ters bir vuruş. Korner. Ferdi. Borussia'nın mücadelesi. Pardon Sosa. Sosa. Ceza sahasının doğru önünde İrfan Can Kahveci. Orada Berisha'ya çarptı top. İrfan. Mert Hakan. Mert Hakan attı çalımı. Mert Hakan yandaş ceza sahası dışından Muslera. Dikkatli Muslera. Çok kritik bir yer. Anolt mu vuracak? Çıkıldağ mı vuracak? Çıkıldağ geldi. Çıkıldağ direkten dönüyor. Direkten dönüyor Galatasaray. 1-2'den gole yaklaştı ama Çıkıldağ'ın topu direkten döndü. Mustafa Muhammed, Kerem Aktürkoğlu bir kez daha Mustafa Muhammed. Defans arkası bir koşu var. Morussan'a doğru geliyor top. Fenerbahçe defansı geri dönmeye çalışıyor. Morussan Berke Özer. Berisha iyi kontrol geldi. İrfan Can Kahveci'ye bıraktı İrfan. Bir kez daha aldı topu şimdi vurabilir. İrfan Can Kahveci önünde boşluk var. İrfan Can Kahveci Mustera köşeden çıkardı. İrfan Can, Mert Hakan yandaş. İrfan. Mergin Berisha döndü vurdu Avut. İrfan, Mert Hakan, Mesut Özil bıraktı topu Mergin Berisha'ya. Berisha Mustera bir kez daha başarılı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi ceza sahasında rol yaptı. Berisha direkt dışarı gitti ama daha öncesinde kalkan offside bayrağı var. Berisha. Andrei Edlin bıraktı topu şimdi Sofyan Feghouli'ye.
Pegoli bir kez daha Yedlin yaptı ceza sahasının ortayı. Ters bir kafa, Kerem Aktürkoğlu ve gol! Kerem Aktürkoğlu attı, 2-2 oldu. Dakika 59. Kerem'in golü. Galatasaray bir kez daha beraberliği yakalıyor. Sağ taraftan gelen ortaya Tisserand ters bir kafa vurdu. Ve o kafa vuruşu Kerem Aktürkoğlu'na asist oldu. Deandre Yedlin'de Sofyan Fegoli sağ taraftan golü hazırladılar. Yedlin ortaladı. Ön direkte Tisserand kafayı vurdu. Kendi kalesine doğru giden topu tamamlayan Kerem Aktürkoğlu skor eşitliği getirdi. Kerem dokunmasa da büyük bir ihtimal Tisserand'ın o vuruşunda top ağlara doğru gidecek miydi acaba? Dışarı mı gidecek mi? Bu açıdan tam net kestiremedik ama skorda eşitlik var. Çıkıldao ilk yarı direkte patladı topu. Çıkıldao yine direkt. Yine direkt Çıkıldao direkten aşamıyor frikikten. Aldı topu yine. Çıkıldao baskı geldi, topu kaybetti. Mert Hakan. Sosa. Sosa'nın pası Berisha, Mesut Özil gelişine vurdu, dışarı attı. Çıkıldao sola doğru oynadı, Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Morusan'a. Morusan bekletmeden vurdu. Minci ayak koydu. Korneri de çıkmadı top. Mert Hakan. Berisha ceza sahası için Mustera, çok kritik bir kurtarış. Mert Hakan göz kontrol bıraktı Pelkas'a. Pelkas'tan şimdi Max Mayer. Mayer ceza sahasına doğru gönderdi. Mesut Özil döndü, vurdu. Direğin hemen yanından dışarı. Anolt. Kerem ceza sahasına doğru Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed kontrol etti. Mustafa Muhammed şutunu da çekti Berke. Boşa düşen top, uzaklaştırdılar. Emre. Emre Kılıç sağ tarafa doğru oynadı. Sofyan Fegoli'nin önüne doğru. Fegoli. Fegoli yaptı ortayı, ceza sahasına doğru. Berke tek yumruk çıkardı topu. Bir kez daha Fegoli'ye kadar geldi top. Onun pası Emre Kılınç'a. Ceza sahasına doğru gönderdi. Ryan Babel. Dışarı vurdu. Anolt. Defans arkasına doğru bir top daha. Kerem Aktürkoğlu. Muhammed Gümüşkaya takip ediyor onu. Kerem Aktürkoğlu ceza sahasında. Dokunuşa gol. Ryan Babel. Dakika 85. FIFA'daki senaryonun bir benzerini yaşıyoruz. Galatasaray maçın hemen başında geri düşmüştü. Hem FIFA'da hem PES'te. FIFA'da 87'de maçı çevirdi. PES'te ise 85'te 3-2 önde şimdi. Gol Ryan Babel. Yine soldan geldi top. Galatasaray FIFA'da Babel'in asisti. Barış'ın golüyle öne geçmişti. Burada Kerem'in asisti. Babel'in golü. İşte Ryan Babel Galatasaray'ı böyle öne geçiriyor. 85. dakikada PES simülasyonunda. Kerem Aktürkoğlu'nun asisti. Ryan Babel'in golü. 3-2 önde Galatasaray. İşte golü yaratan ikili. Defans arkasına bir top daha, Kerem Aktürkoğlu. Seren baskı yaptı üstüne Kerem. Sonuna bıraktı Çıkıldao. Ceza sahasına orta geldi. Kafa dışarı. Galatasaray topu kazandı orada. Sofyan Fegoli. 3 dakikalık uzatma devresinde. Artık sona ermek üzere. Babel'e doğru bizi top. Babel kontrol etti. Babel ceza sahası şimdi Berk Özer. Halil Umut Meler. Saatini kontrol ediyor yavaş yavaş Galatasaray için. Vakit eritme zamanı. Ceza sahasına doğru ortada geldi. Babel'den önce Fenerbahçe savunması karşıladı. Sosa topu kontrol etti. Gözler Ali Umut Meler'de diyecektim ki 90 dakika sonra nerede kazanan Galatasaray. Hem FIFA'da hem de PES'te Fenerbahçe'yi geriden gelip mağlup etmeyi başarıyor Galatasaray. Berisha ile 2. dakikada Fenerbahçe öne geçti. 10'da çıkıldı, cevap verdi. 13'te Berisha bir kez daha Fenerbahçe öne geçirdi. İkinci yarıda önce 59'da Kerem Aktürkoğlu, sonra 85'te Ryan Babel maçın skorunu belirlediler PES'te. FIFA'da da hatırlayacaksınız, Fenerbahçe 4. dakikada Mert Hakan yandaşlarına geçmiş. 45+1'de Çıkıldao ile cevap gelmişti. Ve 87. dakikada Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ı galibiyete götürmüştü. Hem FIFA hem de PES bu hafta nadir olduğu bir şekilde, ki çok fazla olmadı şu ana kadar. Genelde farklı skorlar veriyorlardı FIFA ile PES, ama bugün bu maçta
aynı skoru verdiler. Yani aynı skoru değil, aynı sonucu verdiler. 1-2, 1-1, 3-2 Galatasaray bir farkla kazanacak dediler. Hemen hemen aynı senaryoyu yazdılar. Fenerbahçe 1-0 öne geçti FIFA'da ve PES'te de çok erken gollü öne geçtiler. Sonra Galatasaray beraberliği yakaladı. İki oyunda da Çıkıldağ beraberlik gollerini attı. Sonra Fenerbahçe PES'te bir kez daha öne geçti. 2-1 yaptı. Bu sefer Kerem Aktürkoğlu cevap verdi. 2-2 yaptı ve son dakikalara iki maç oyunda da hem FIFA'da hem PES'te beraberlikle girildi ama son sözü Galatasaray. FIFA'da 87'de Barış Alper Yılmaz'la, PES'te 85'te Ryan Babel'le söyledi ki bu iki golde de Babel'in katkısı var. Sonradan oyuna girip bu golleri yarattı ve Galatasaray'a maçı getiren oyuncu oldu diyebiliriz. Her iki simülasyonda da Ryan Babel. Bakalım pazar günü saat 19'da başlayacak mücadelede bunlar ne kadar gerçeğe dönüşecek? Fenerbahçe tüm bu çıkan sonuçların aksine farklı bir sonuç alabilecek mi? Beraberlikle 1 puanla veya da 3 puanla Galatasaray deplasmanından ayrılabilecek mi? Galatasaray 2 oyunu daha haklı çıkartıp galibiyete gidebilecek mi? Ve oyunda yazılan bu senaryolar ne kadar gerçeğe dönüşecek? Hep beraber izleyip göreceğiz pazar akşamı. İnşallah zevkli, keyifli, seyir zevki yüksek. Nasıl biz hani yurt dışındaki derbileri izliyoruz. Hani İskoçya'da oturup bazen Glasgow Rangers Celtic maçlarını bile izliyoruz. Hollanda'da Ajax'ın PSV Eindhoven'la yaptığı maçları bazen oturup izliyoruz. Seyir zevki olduğu için izliyoruz. Bu takımları çok desteklediğimiz, birebir onlarla yatıp onlarla kalktığımız gibi değil. Yani Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı tuttuğumuz gibi tutmuyoruz ama böyle seyir zevki yüksek olan maçları izliyoruz. İşte inşallah hem tuttuğumuz takımlar sahada oynarken hem de seyir zevki yüksek olan güzel bir maç izleriz. Heyecanlı olur. Yine Türkiye'nin yıllardır hep dediği gibi, dünya derbisi dediği maç gibi gerçekten dünya derbisi adına yakışır bir maç olur. Kavgasız, gürültüsüz, bol gollü, bol pozisyonlu, kartlı da olabilir. Yani yeter ki seyir zevki yüksek olsun, tempo olsun, mücadele olsun, her şey olsun ama öyle 0-0'lık sıkıcı derbilerden olmasın lütfen diyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Kendinize iyi bakın. Pazar günü bu maçın canlı yayınında canlı anlatımıyla karşınızda olacağım. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Ve siz de benle olursanız o maçı hem anlatırken ben hem de beraber muhabbet edersek tabii ki, eğer bir sporsunuz yoksa canlı canlı izleyemiyorsanız gelin hep beraber izleyelim maçı. Ben size anlatayım. Siz de dinleyin. Yorumlarınızı yapın. Muhabbet edin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.